Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Öksüz. Bugün sizlere insanın içini ısıtan, çok duygulandıran ve insan olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu tekrar bizlere anımsatan çok mu çok güzel yürekli bir adamdan bahsetmek istiyorum. Carlos Santana. Evet, başlıyorum. 1989 İstanbul, Carlos Santana. 1989 yılında İstanbul'a ilk kez gelen Carlos Santana alanda karşılanıp konaklayacağı otele getiriliyor. İlk gün serbest, akşama basın toplantısı yapılacak. Dinlenmek yerine çıkalım İstanbul'u dolaşalım diyor. Yanına bir rehber veriliyor. Kendisine bir de araç tahsis ediliyor. Kapalı Çarşı, Sultanahmet, Ayasofya derken Santana güzel bir çay bahçesi görüyor. Hem üstadı dinlendirelim hem de bir Türk kahvesi içsin diye bahçede bir masaya oturuyorlar. O ana kadar koca Santana'yı bir Allah'ın kulu tanımıyor. Resimli, imzaydı diye taciz eden de yok. Kendi de zaten bu durumdan şikayetçi değil. Çünkü adamın öyle kompleksleri yok. Rehberle beraber kahveleri höpürdeterek sohbet ediyorlar. Birden çay bahçesinin önünden geçmekte olan boyacı roman çocuklar bağırmaya başlıyorlar. Hey! Hello Santana! Welcome İstanbul! I love you Santana! Çay bahçesinin garsonları çocukları tersliyor. Kesin ulan! Bağırmayın! İçeri falan da girmeyin! Dağılın buradan! Müşteriyi rahatsız etmeyin! Santana rehberine diyor ki, o çocukları buraya çağır. Ben içeri gelmelerini istiyorum. Rehber hemen garsonlara durumu izah ediyor. Aman abilerim, adam dünya starı. Herkese rezil oluruz. Boyacıları yanına istiyor. Bırakın gelsinler. Çaresiz izin veriyorlar. Boyacı roman çocuklar sandıklarıyla beraber dalıyorlar çay bahçesine. Rehber söylediklerine tercüman oluyor. Başlıyorlar koca Santana'yla sohbete. Diyorlar ki, sen dünyanın en büyük gitar ustalarındansın. Senin çizmelerini boyayalım. Kıyağımız olsun. 5 kuruşta para istemeyiz. Santana çok mutlu oluyor. Hem de çok şaşırıyor. Çocuklara gazoz, kola ısmarlıyor. Sonra da soruyor tabii. Geldiğimden beri beni İstanbul'da kimse tanımadı. Peki bu çocuklar beni nasıl tanıdı? Çocuklar anlatıyorlar. Biz boya yaparken bazı müşteriler gazete okur. Fırça sallarken arada gazetelere de bakıyoruz tabii. Resmini orada gördük. Dünya yıldızı Santana İstanbul'a geliyor yazıyordu. Oradan tanıdık seni. Çizmelere boya cila yapılıyor. Santana para vermek istiyor ama çocuklar katiyen almıyor. Peki diyor Santana. Yarın akşam konserim var. Beni dinlemek ister misiniz? Çocuklar deli oluyor. Hem de çok isteriz Santana. Sen delikanlı adamsın diyorlar. Rehberden ikişer kişilik davetiyelerden alıyor. Çocuklara veriyor Santana. Kardeşiniz varsa yanınıza getirebilirsiniz diyor. Çocuklar çok mutlu, tabanları kışlarına vurarak çıkıyorlar çay bahçesinden. Caddeye doğru seyirtip kayboluyorlar. Ertesi akşam açık havada müthiş bir izdiham var. Roman çocuklar ellerinde davetiyelerle konsere geliyorlar. Ana kapıdan giremiyorlar. Çünkü Santana misafirlerine VIP davetiye vermiş. Çocuklar nereden bilsin? VIP kapısına gelince kıyamet kopuyor. Kimden çaldınız lan bu davetiyeleri? Diyorlar görevliler. Çocuklar, biz kimseden çalmadık abi. Biz Santana'nın misafirleriyiz. O verdi bunları bize. Deyince hadi ulan diyerek ve sille tokat tartaklayarak çocukların ellerinden davetiyeleri alıp kapıdan kovuyorlar. Ama Santana'nın VIP misafirleri pes etmiyor. Sanatçıların arka giriş kapısını buluyorlar. Orada da aynı muamele tabii. Hadi yürüyün, yürüyün lan. Basın gidin buradan diyorlar. Çocuklar asla pes etmiyor. Santana, Santana, help, help diye hep bir ağızdan basıyorlar feryadı. Bir şekilde rehbere haber gidiyor. O da gidip durumu Santana'ya anlatıyor. Sonra da rehber gidiyor çocukları alıp kulise. Santana'nın yanına getiriyor. Salya sümük, gözyaşları içinde başlarına geleni anlatıyorlar. Santana çok üzülüyor ve sinirleniyor. Misafirlerimi alın ve yerlerine oturtun diyor. Boyacı roman çocuklar rehberle beraber sahne kenarından seyircinin arasına iniyorlar. Büyük sorun oluyor. Çocukları yerlerine çoktan birileri oturmuş bile. Vali yardımcısının kızı, damadı, belediyeden filancanın bacanağı, filancanın eltisi, görümcesi.
Biz protokolüz kardeşim, kalkmıyoruz diyorlar. Görevliler de durumun farkında ama korkudan bir şey yapamıyorlar. Dakikalar geçiyor ama sorun çözülemiyor. Sonunda merdiven basamaklarına birer minder koyulup Santa Ana'nın VIP misafirlerini oraya oturtarak olayı bağlıyorlar. Rehber tekrar Santa Ana'nın yanına gidiyor ve olanları anlatıyor. Santa Ana diyor ki, git onlara söyle, benim misafirlerime kimse saygısızlık yapamaz. Eğer sahneye çıktığımda çocukları en ön sırada koltuklarında görmezsem tek bir nota çalmam, sahneye çıkarım, olayı anlatır, veda eder giderim diyor. Tazminat falan da umurumda olmaz diyor. Konserin başlaması lazım ama bir türlü başlamıyor. Alkışlar, ıslıklar başlıyor ve işler karışıyor. VIP bölümünde bir kargaşa var. Bu defa görevliler durumun vehametinin farkında. Çocukların koltuklarına çöken baldız, bacanak, eltiği görünce ve de enişte tek tek koltuklarından kaldırılıyorlar. En öne orta protokol koltuklarına Santa Ana'nın VIP misafirleri olan roman çocuklar oturuyorlar. Arkaya tamam diye haber gidiyor. Işıklar açılıyor, sahne aydınlanıyor ve Carlos Santa Ana sahneye çıkıyor. Yer yerinden oynuyor. İlk iş olarak ön tarafa bakıyor, misafirleri yerinde mi diye. Çocukları görüyor, bakıyor ki herkes mutlu. Baş parmağını yukarı doğru çevirip VIP misafirlerine bir okey çekiyor. Sonrasında o sihirli parmaklar gitarının tellerine gömülüyor. Açık havada sanki gitarından binlerce beyaz güvercin çıkıyor, uçuyor, uçuyor. Santa Ana'nın misafirlerinin üstünde sortiler yapıyor. Onun içindir ki Santa Ana gibi sanatçılara virtüöz, muhteşem, büyük star demeden önce adam diyorlar. Gerçekten çok büyüksün Viva Santa Ana. Öğretmen, doktor, mühendis, avukat, iş adamı ve şöhretli olunabilir. Ama adam olmak her insanın olacağı bir zanaat değildir. Yürek ister, mertlik ister, mütevazilik ister, bilgi ister, görgü ister ve bir de gönül ister. Gönül. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz like'lamayı ve böyle videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar, ben Sinan Öksüz. Bugün sizlere insanın içini ısıtan, çok duygulandıran ve insan olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu tekrar bizlere anımsatan çok mu çok güzel yürekli bir adamdan bahsetmek istiyorum. Carlos Santa Ana. Evet, başlıyorum. 1989 İstanbul, Carlos Santa Ana. 1989 yılında İstanbul'a ilk kez gelen Carlos Santa Ana alanda karşılanıp konaklayacağı otele getiriliyor. İlk gün serbest, akşama basın toplantısı yapılacak. Dinlenmek yerine çıkalım, İstanbul'u dolaşalım diyor.